Erol Akici. Burada. Esvet Duran. Burada. Fatma Esen. Burada. Fatma Filiz Batur. Burada. Fatma Karabulut. Burada. Kan ve gözyaşının hakim olduğu Suriye'de çatışmaların tarafı olan IŞİD yerine barışı hedef alan siyasi iktidar sınırlarımızı IŞİD militanlarının geçebileceği bir eleğe çevirirken, Rusya'nın bombardımanından kaçan IŞİD üyesi katilleri askerlerin koruyuculuğunda güvenlikli yerlere taşırken neyi amaçladığı çok açıktı. Suriye'nin emperyalist devletlerce işgal edildiği süreçte pay almak, sınır güvenliğini korumak için önleyici tedbir adı altında Suriye'deki demokratik güçleri ve kurdukları yapıları yok etmek. Türkiye tarihinin en fazla can kaybının yaşandığı bu saldırıda polisin görevlerinin gereğini yapmak yerine yaralılara yardım etmeye çalışan halka yönelik müdahaleleri ve ambulansların alana girmesinin engellenmesi ve bu yüzden daha fazla sayıda insanın yaşamı yitirmesine toplumun hafızasında canlılığını halen korumaktadır. Firari sanıklar yakalanamadı. Ve yine bizlerin, barış ve demokrasi savunucularının adaletin tecelli ettiğine inanmamız bekleniyor. Kamu görevlilerinin saldırıdan önceki ve saldırı sırasındaki kasıt ve ihmalleri hakkında hiçbir zaman etkin bir soruşturma yürütülmedi. 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda yapılan saldırıda yitirdiğimiz canlar, yaralanan dostlarımız bize bu uğurda verilen mücadelenin bayrağını devrettiler. Bizim görevimiz gerici faşist saldırılar karşısında birlikte mücadele etmek, barışa ve demokrasiye dair umudu diri tutmak, umudumuzu gerçekleştirmektir. Bu süreçte asla yılmayacağız, asla teslim olmayacağız. Katliamda yaşamını yitiren canlarımızı bitmeyen bir özlem ve sevgiyle anıyoruz. Ölümü değil yaşamı, savaşı değil barışı savunuyoruz.